Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de her zaman söylüyorum arkadaşlar. Uyanlar bizim olsun. Uymayanlar evrenin olsun diyerek niyetlenin. Hepimizin hayat mücadelesi, sınavları, dertleri bambaşka. Siz kendi yüreğinizdekine odaklanın. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra kocaman ve yürekten bir tıp diye attı resmen. Hadi inşallah dertlerimiz sıkıntılarımız yeni aile beraber gitsin diyeceğim ama resmen yürek havada kalmış. Yani böyle sıkıntı ettiğiniz, şurada bir sıkıntı ettiğiniz bir durum var. Tabi bayağı bir yoğun. Aslında daha çok kararsızlık ve belirsizlik değil arkadaşlar. İnsanların şuradaki işte kem gözlü niyetleri olmuş daha çok. İki insanın üstünüze çok baskı yaptığını düşünüyorsunuz. İstediğiniz gibi olmadığını ya da bazı şeylerin onların istediği gibi yapmanız gerektiğinden verdikleri mücadele aslında sizi büyük oranda yoruyor da boğuyor da aslında burada ee, bunun dışında e, elini beline koymuş sözüm ona çok böyle kallavi cırcır öten birisi var ama fos diğer eli de yok belden altı da yok yani kendinize göre birileri dırdırlayabilir dediğiniz o kişi ve yaptıkları aslında şey yani çok da Boş birisi çok da söylediklerini yapamaz. Ortadan ikiye bölünmüşsünüz. Bir öncesi siz var bir sonrası siz var. Resmen ayağınız ortadan iki kesmişler gibi sizi. Zaten birisini kaybetmişsiniz. Bu birisini de fiziken yani şöyle gerçek manada değil daha çok zihnen ayrılmış sizden. Yani birisini artık değer vermiyorum, kıymet vermiyorum dediğiniz bir durum. Birisi beyaz bayrak sallayacak ama sallanayana kadar da resmen elinden geleni ardına koymayacak görselleri var. Şimdi iyiliğin içerisinde kötülük, kötülüğün içerisinde iyilik simgesi çıkmış. İyi bellediğinizin de kötü olduğunu biliyorsunuz ama kötü olan kısmın da bazı iyi yerleri var. Hani o yüzden sanki durum değerlendiriyorsunuz da ben hangisini seçeyim gider gibisiniz. Şimdi geriye doğru iyi ileriye doğru adım atacaksınız. Yani böyle koşmak için hani böyle daha geri geri gidersin öyle hızlı koşarsın ya sizin de aslında bir yere koşmanız koşmak isteyişiniz var. Sadece burada kollarınız geride kalmış, bacaklarınız önden gidiyor. Bir an önce gitmek istiyorum aslında diyorsunuz. Şurada bariz göz var ya mesela, onlardan çok var. Özellikle takip edildiğiniz göze geldiğiniz milletin üstünde yani milletin düşünceleri, fikirleri, zikirleri hep sizin üstünüzde ve ne yapacaklar acaba diye de beklemekte. Şimdi şöyle söylemek isterim, büyük oranda Hmm. Yani ben e, anahtar var. Anahtarınız erimiş ve bükülmüş. Hani Resmen bir anahtarı uzun kısmını düşünün. O böyle yamuk duruyor, eğri duruyor. E, bu da e, bir şeyleri halletmeye çalıştıkça aslında siz bir şeyi çözmek istedikçe o çözeceğiniz şeyin net bir şekilde... Engellenmeye çalışması aslında burada e, hakim. E, her engelde içinizden bir çiçek ölmüş gibi. Her e, engellenmede bir e, içiniz resmen şey oluyor gibi. Ne diyelim ona? Arkadaşlar sizin içinizdeki çocuğu öldürüyorlar. Sizin içinizdeki o gücü öldürüyorlar. Yani siz bunun böyle olmasını istemiyorsunuz da. Bu insanlar bir şekilde şey hali var yani hmm. Bir kere şunu söyleyeyim size. Şimdi organizeler ama yani onlar bir kişi değiller. Yani şöyle, sanki organize olmuşlar gibi mi hissediyorsunuz dedim de burada. Onlar tek de değiller, bir gruplar. Yani şöyle düşünün. E abiniz ayrı söylüyor, anneniz ayrı söylüyor, ablanız ayrı söylüyor. Giden, geliyor, geliyor, gidiyor. Ama hep aynı e, kırıcılıkta ve tek tek de değiller yani o yüzden aynı düşüncede olan birkaç insanla mücadele haliniz çıkmış daha çok burada ve şunu söylemek isterim gerçekten e, imzalık iş var ama o imzalık işin altındaki anahtar düzelmeye çalışsa da. Daha gidecek yolunuz net var. Kasım ve Aralık ayı için maalesef umutlu yani bu konudaki umutlu görüşmeler e, biraz kendinizi kandırmayın tarafında. Özellikle bugün dilediğinizle alakalı bakın şimdi mesela ben her gün falan biliyorsunuz ki açıyorum. Bugünkü dileğin dünküyle aynıysa bugünkü bakış açından dolayı mı böyle? Yoksa dünkü dileğin başkaydı bugünkü dileğin başkaysa bu bugünkü dileğinle alakalı olduğu için mi böyle? Hala burada cevaplar sizde biraz. Yani niye niyetlendiniz ve nereden baktığınızla alakalı. Bugün biraz umutsuz musunuz dedim. Ee, hani yeni ay tamam hani şey gibi pazar günü sendromu bugünden başlar ya biraz öyle olmuş gibi. Sanki bu falda biraz pazar sendromu var. Hep bir engellenmeye çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Şimdi bunun iş yeri olduğunu düşünürsek. Sizin e, başarınızdan haz etmeyen bir ekip bir grup var arkadaşlar. Tek değiller yani. E, sen bir şeyi çözmeye çalıştıkça anahtar çünkü çok net eğrilmiş durumdaydı. Evet bu eğrilmişlik var evet ama neticede Hani dön dolaş pes etmemeniz de çıkmış. O yüzden şöyle bir şey var orada. Sizinle ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Kaç kişi olurlarsa olsunlar. Bunun sonunda siz zaten yine vereceksin mücadeleni. Bunu verdiğini göstermiş. iki aylık bir uğraşım var diyor. Sonrası rahatlarsın diyor. Ama bu süreç içerisinde büyük oranda da sıkıntı ettiğinde kesin. Şimdi şurada bakın şimdi arada kalmışsınız. 14 rakamına bakıyorsunuz. Kasım Aralık 14 bir yalnız arkanızda gerçekten kısmet sahibi bir insan at gibi duruyor at atın başı çıkmış da atın bedeni arkasıymış gibi çıkmış yani aslında burada ben seni destekleyeceğim diyecek birisi var size burada bir konuda rehberlik etmek isteyecek birisi var yardıma dokunacak birisi var yani sen burada aslında tekmişsin gibi düşünsen de bu sınavın sadece senin sınavın olduğunu düşünsen de bak aralığın 15'inden sonra direksiz 14'üne empoze olmuşsunuz aralığın 14'ünden sonra burada büyük oranda rahatlamış olduğunuz bir konu durum söz konusu olacak hmm. Ne güzel söylemiş. E, S, Ş harflerindeki bir kişiyle karşılıklı olup şurada öpüşüp bir alyansın etrafında güçlendiğiniz zaman dilimi var arkadaşlar. İki insan da böyle ablak ablak bakıyor. Yani aslında bir başkası senin yaşadıklarını yaşasa, belki de çoktan şu olurdu, bu olurdu dedikleri. Fakat bunun sonunda Kesinlikle ve kesinlikle e, rahatlayacaksın diyor. Yani sana bir e, ilahi el uzanacak. Sen atmaz dediğini atarsın. Bitmez diyen biter. Bak şimdi köklü geçmişten getirdiğin aldıkların yaptıklarınla ilgili milletin gözü var. Art niyeti var. Parana gözü diken var. Şirketindeki statüne göz diken var. Yani bu insanlar bak şimdi ne kadar rahatlamış. Eğer ki böyle açılmasaydı yani bir şuradaki duruma bakın arkadaşlar bir şuradakine bakın yani buradaki vırı vırı veri veri bir sürü konuşmalar belirsizlikten günün sonunda böyle laap laap dökülür tek bak tek keskin görseller var burada yani aslında o belirsizlikler sonlandı ve senin daha rahatladığın bir evredir zaten tabakta pardon fincanda iki aylık bir zaman dilimi veriyordu benim size naçizane tavsiyem siz şu kasımı ve aralık ayını sakin daha sakin daha geçecek diyerek daha kendinizi Evet motive ederek, motive ederek aslında çok net bir şekilde rahatlayacaksın o kesin. Hmm. Şimdi şöyle ki. günün sonunda yine çatı çıkıyor yalnız bu çatı sizin eviniz olacak olan yer bu çatı senin evinin içinde olabilir huzurun da olabilir e yine tam tepede çıkmış çünkü <laughs> bu şimdi tam tepede çıkması demek zaten e, yüreğinin ortasındaki konu E insan zaten neyi düşünür ki başka yüreğinin ortasında evi düşünür yani o yüzden diyebilirim ki ben sizin hayatınızda evle ilgili olan kısımda 1-2-3 kişi çıkmışsınız ve bu üç kişinin de aslında sanki şey yaptığını düşünüyorsunuz. Yan ne diyelim. Ee, zıtlaşan bir üç kişi var orada. Ee, sizinle aynı fikirde olmadığını düşündüğünüz bir üç kişi var. Ee, burada e, ikisi bir yerde birisi başka bir yerde bu arada. O yüzden sanki şey gibi ne diyebilirim ona. Ağza açık bir insan da var. Kara kaşlı kara gözlü bir insan sizi takip etmekte. Dahil olmamış ama aslında istiyor <laughs> dahil olmayı. E, sanki size söz geçiremeyeceğini düşünüyor. En çok sizi kıran birisi bu. Yani en çok siz kırılmışsınız. Diğerleri ikna olur da diyor sizin için o olmaz diyor. O yüzden de benim buradan anladığım şu var açıkçası. Sizin hayatınızda e, bir... <laughs> Ailevi meselelerde birisinin size ister kabul edin ister etmeyin ama geliyor oluşunu söylüyor. Ee, Ağzı açık bakıyor çünkü. Ve günün birinde ne olursa olsun ister 10 yıl sonra olsun ister 2 gün sonra olsun bir saat sonra olsun sana gelecek ve özrünü dileyecek bu insan. İş hayatınızda I, İ, Samsun, Şırnak, Trabzon... B harfli bir insan çok güzel bir şey görüyorum şimdi burada. Bu B harfli insan senin ne kadar küçüğün bak sen ne kadar dimdik duruyorsun. Burada sen ona el uzatmışsın. O senin elini öpecek. Ya da sen onu affedeceksin. Bir şekilde tokalaşacaksın. El anlaşma var. Ama C ve T harflerindeki kargaşa arkada kalacak. Sen önce bunu bir güzel yaşarsın. Şu gözü görüyorsunuzdur. O göz zaten meşhur şurada da vardı. Yani şöyle patlattım ben ona gitti. Ee, şimdi midem bulandırır. Çünkü kendi bir gözü o. Sizin işlerinizde sizin arkanızdanken bakan insanın bir grubun arkanızda kalarak bir başarıya imza attıktan sonra birisiyle tokalaşıp önünüzü açmanız çıkmış. Ne iş yaparsanız yapın. Emekliyim ev hanımıyım, emekliyim evdeyim, ev beyiyim. <laughs> hani bunlar da olabilir ama sizin zamanınızda iş hayatınıza, rızık kapınızda, sizin ee, alışveriş yaptığınız alanda yaşayacağınız olaylar böyle evlilikle ilgili de kaya parçasını yıka yıka gitmişsiniz. Burada resmen insanlar yan yana durmuş halay çekiyor. Bir şey kutlayacaksınız. Baya halay çeken, baş çeken insanlar görüyorum. Mutluluktan olduğunu görüyorum. Ailevi olaylarla ilgili, olaylarla alakalı sıkıntılı döngüler sonlanır ve artık önünüzü açarsınız. Bu evlilikte mutluluk var, bir kutlama var. Evlilik mi var bu Hanım? Bekarız. E o zaman evet bir kutlama var çünkü. Bak şimdi iş yeriyle ilgili uykusuz kalıp kafayı taktığın döngünün sonuna gelip B harfindeki bir insanla artık el tokalaştığın zaman sonrası rahatlamış olacağın çıkmış. Kariyerle alakalı onu söyleyebilirim. Ee, ve burada bir kart daha çekmek istedim. Ee, nasıl geçecek diye akıllı adım atarsan şu B harfiyle bu anlaşmayı yaparsan bu sıkıntı dediğin günler geçer uykusuz günlerin yersiz geçici. Yüreğinin ortasındaki ikilemlerin var. iki kişi bir yerde çünkü sen farklı bir yerdesin. İkisinin ortak olduğu ya da senin tam onlara göre zıt düşündüğün bir nokta sonrasında güzel bir anlaşma olur. Birisi zaten çok şaşkın ama gelip sizden özür diler. Nasıl o ilerleyecek peki ben ne yapacağım bu evlilikte? Yani bunca yaşanılan sıkıntılar bu evliliği istese de istemese de nasıl yansıtmayacağım? Yansıtmadığın zamanların olacak bir halay çekiyorsan bir şey kutluyorsun demektir gerçek manada rahatlayacağın bir döneme doğru ilerliyorsun. Gözün aydın diyebilirim bu anlamda. Ee, ama her iki e, anlamda da halay çekiyorsan sen mutluluktan alay çekiyorsun. Mutluluktan alay çekiyorsun. İster boşandığın için sonunda olduğu için alay çekiyorsun demek istiyorum. İster evlendiğin hayatına biri girdiği için. Ama bir şekilde kutlama var burada. Bunu da bilin isterim. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Güzel bir hafta sonu. Haftanın da son bakımı oldu. Yeni aya girdik arkadaşlar. Kasım, Aralık bildiğin yıl bitti gerçekten. Hayırlı bir yılı olsun. Tabi ayı yaşayacağız önce. Güzellikler yaşayalım her şekilde. Dilekleriniz gerçekleşsin. Bedduadan uzak durun. Sağlık el verdiği sürece bu günler geride kalacak. Ne kadar sen yapamıyorum eyvah halledemiyorum galiba desen de günün sonunda aşıyorsun. O güç sende olduğu takdirde sağlık el verdiği takdirde geçmiştekilerini aşabildiğin gibi bugünlerde geride kalacak içini rahat tut diyorum. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.